Naim'in yanına gidelim. Naim merhaba. Derya Hanım merhaba, hayırlı günler diliyorum. Öncelikle şunu söyleyelim, Ağrı'dayız. Ağrı merkeze 15 kilometre mesafedeki Bezirhane köyündeyiz. Bayramın birinci günü 4 yaşındaki minik Leyla kayboldu ve bugün artık 6. güne girildi. Bütün Türkiye artık bu konuyu konuşuyor. Sosyal medya olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, her yerde dip köşe bucak küçük Leyla aranıyor. Şu anda bulunduğum nokta Leyla'nın en son görüntülerinin çekildiği nokta. Amcası küçük Leyla'yı burada bayramın birinci gününde kısa bir videoyla, 30 saniyelik bir videoyla insanlara göstermişti. Tam bu noktada video çekilmişti. Bu video çekildikten kısa bir süre sonra da maalesef Leyla kayboldu. Leyla burada aslında evinin bulunduğu burası bu köy değil. Leyla'nın evi merkezde, Ağrı merkezde. Lakin Kara Bayram dedikleri bir bayram yaşıyordu aile. Çünkü bayramdan daha önce bir cenazeleri vardı. Buradaki adet gereği cenazeler hemen sonraki bayramda Kara Bayram ilan edilip buraya taziye çadır kuruluyor. Bakın taziye çadırı hemen şurada cami minaresinin gözüktüğü noktada kurulmuştu. O yüzden buraya gelmişti aile ve bayramın birinci gününü burada geçirecekti. 15 dakika içinde ne olduysa oldu. Leyla buraya gelip bu yolda oynuyordu. Amcası onu videoya çekti. Sonrasında amcasıyla beraber aile eve geçtiler, çay içtiler. Leyla bir süre sonra buradan kaybolmuş oldu. Bakın burası çok büyük bir köy değil. Burası yaklaşık 25 haneli, 300 nüfuslu bir köy. Çevre illerde burası dahil 8 tane köy var çevrede. Bu 8 köyde birbiriyle akraba köyler. Çok fazla işlek olan bir yol değil burası. Bu yolda lakin şundan dolayı hareketlilik vardı bayramın birinci günü. Tam tamına 3 köyde birden kara bayram ilan edilmişti. Yani cenazeden dolayı çadırlar kurulmuştu, taziye çadırları kurulmuştu. Dolayısıyla bu köye yaklaşık 200 adet araç girdi çıktı. Tabi bu araçların çoğu akrabaydı, eş dosttu, taziye çadırını ziyaret için gelmişti. Fakat yabancı araçların da geldiği söyleniyor. Şimdi burada dün itibariyle çok ciddi bir çalışma yapıldı. Bakın görüyorsunuz hemen şu noktada afet ekipleri toplanmış durumdalar. Dün buraya geldi. Sadece bu köylüler değil, buradaki köylüler değil, Ağrı merkezden gelenler oldu, çevre illerden gelenler oldu. Sivil toplum kuruluşları tam bu noktadaki arama çalışmalarına katıldılar. Çok geniş bir arazi. Size bunu zaman geçtikçe göstereceğiz. Burada Küpne hemen birkaç kilometre dışına çıktığınızda 10 kilometrelik geniş araziler var. Bu arazilerde ekinler ekili, insan boyunu geçen buğdaylar var. Dolayısıyla 3,5-4 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Takriben 60-70 santimlik bir kız çocuğundan bahsediyoruz. O tarlaların içine girmişse eğer, o tarlaların içinde insan gözüyle görmek kolay değil. Hemen arama çalışmalarından bahsedelim. Dün buraya kolluk kuvvetleriyle beraber AFAD geldi, sivil toplum kuruluşları geldi. Yaklaşık 1000 kişiye yakın bir kalabalık burada her tarafı aramaya çalıştılar. İlk başta arama çalışmaları şöyle başladı. Belediyenin göndermiş olduğu iş makinalarıyla etraftaki dere ve akarsu yatakları kapatıldı. O dere ve akarsu yatakları kapatıldıktan sonra sular çekildi ve köprü hatlarına bakıldı. Kanalizasyon içlerine bakıldı ve burada Leyla arandı. Tabii ki Leyla'nın oralarda bulunan olmaması sevindirici bir haber. Onun dışında yapılan çalışmalar drone dediğimiz o yukarıdan kamera, helikopter kamera dediğimiz kamerayla buradan Ağrı merkeze kadar olan 15 kilometrelik mesafe bakın şuradaki çok geniş arazide o drone'larla arandı. Fakat bir sonuca ulaşılamadı. Ayrıca kolluk kuvvetleri çok titiz bir çalışma yürütüyorlar burada. Kolluk kuvvetlerinin yetiştirdikleri köpekler var. O köpekler her tarafta koku almaya çalışıyorlar. Leyla'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Onun dışında burada yapılan çalışmalardan bahsetmeye kalkarsak görmüş olduğunuz cami minaresi. Cami minaresinden hemen bir anons yapıldı. Leyla kaybolduktan 15 dakika sonra Leyla'nın kaybolduğu buradaki çevre köylere ve köylülere bildirildi. Hemen aileyle beraber her taraf arandı. 3,5 yaşındaki bir çocuk 15 dakika içerisinde ne kadar uzaklaşabilir? İşte o bir soru işareti. Çünkü 15 dakika içinde bütün köylüler burada onu kendi çabalarıyla aramaya başladılar. Düne gelirsek yine cami minaresinden tekrar bir anons yapıldı. Kapalı olan ağırların, kapalı olan köhne izbe binaların kapılarının açılması istendi. Jandarma ile beraber, AFAD ekipleriyle beraber o bölgelere de bakıldı. Çok şükür ki o bölgelerde de en azından Leyla'ya ulaşılamadı. Bu bir umut doğuruyor. Çünkü hiçbirimiz oralarda Leyla ile ilgili kötü bir haber almak istemeyiz. Şimdi 6. güne gelindi tabii. Bu kritik bir süreç. Bundan sonraki süreç çok daha hızlı işleyecek. Burada en kötü şey bilgi kirliliği. Çünkü bilgi kirliliği buradaki herkesin aklını karıştırıyor. En ufak bir bilgi bile çok büyük bir umut doğuruyor. Aileyle konuştuk az önce. Aile şunu söylüyor. Telefonumuzu açtığımız anda onlarca ihbar telefonu alıyoruz ve bu ihbar telefonlarının sonrasında da her ihbarı değerlendirmeye çalışıyoruz. Örneğin Edirne'den bile arayanlar var. Örneğin İstanbul'dan arayanlar var. Örneğin burada çevre illerden, Kars'tan, Van'dan, Erzurum'dan arayanlar var. Aile mümkün olduğunca
en azından bir bireyini o bölgeye gönderip orada arama yapmaya çalışıyor. Ama lütfen bilgi kirliliğinin önüne geçelim. Çünkü bilgi kirliliği buradaki ailenin ve buradaki ekiplerin en büyük düşmanı. Onlar enerji kaybediyorlar, onlar umut kaybediyorlar. Onun dışında bir araçtan bahsedildi. Bu araçtan da bahsetmek istiyorum sizlere. Transit model bir araçtan bahsedildi. O aracın bayram günü burada demiştik ya 8 tane köy var diye. O 8 köyü dolaştığı ve çocuklara şeker verdiği söylendi. Hatta bir görgü tanığına göre, bir çocuğa göre bana da şeker vermeye kalktı. Lakin ben babam kızar diye almadım. O aracın içinde bir teyze vardı, bebeği vardı kucağında. Bebeği ağladı, bebeğini kucağına bastırdı. Sonra da ben gelmeyince gitti. İşte o araç, beyaz renkli o araç buradaki bütün köyleri dolaştığı ve çocuklara şeker dağıttığı söylenen araç. Belki de Leyla'yı o aracın aldığı söyleniyor. Çok önemli bir not. İşte o gün belki de talihsizlik olayın en büyük talihsiz tarafı. Bu köye girişlerde bir tane MOBESE kamera var. Yaklaşık dedim ya 15 kilometre ötede bir MOBESE kamerası var. Fakat tam MOBESE kamerasını gören yerde bir dere akıyor. O derenin üstündeki köprüde çalışma olduğu söyleniyor. Maalesef o çalışma sırasında bir kaza sonucu olduğu söyleniyor. Kepçe vurduğunda elektrik hatlarına zarar verdi ve Ağrı merkez olmak üzere takribi bir yarım saat 45 dakikalık bir elektrik kesintisi yaşandı. İşte tam elektrik kesintisinin yaşandığı sıralarda da olay gerçekleşti. Yani belki de o MOBESE kamerasının o 45 dakikalık o görüntünün olmaması o aracın o görüntüye girmemesini sağlıyor. Tabii bunların hepsi bir iddia, bunu belirtmek lazım. İddialar çok ama doğru bir şekilde olması gerekiyor. Bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi gerekiyor. Biz bunu burada bu mesajı verelim. Şimdi baktığımız zaman dedik ki köy 25 haneli 300 nüfuslu bir köy. Çevrede 8 tane daha buna benzer köy var. Çok fazla kalabalık değil. Çok evet. Böyle geçerli bir yol. Naim çok teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Tabii ki en önemli şey bilgi kirliliği. Hakikaten biz bütün halkımızdan burada duyarlılık bekliyoruz. Gerçekten bir şey varsa aileyi aramak lazım. Çok teşekkür